bütün madde ve sistemlerin sahip oldukları sıcaklık denilen ortak bir özellik vardır. Sıcaklık kelimesi genel olarak bir cismin ne kadar sıcak ya da ne kadar soğuk olduğuyla ilgili kullanılır. Ama bilimsel tanımını merak ediyorsanız, bir sistemin parçacıklarının ortalama kinetik enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu bir sistem olsun. Bunların da sistemin içindeki parçacıklar olduğunu varsayalım. Parçacıkları mikroskop altında inceleyecek olursak, her birinin bir yönde dönerek, doğrusal bir şekilde, kıvrılarak ya da bunların bir kombinasyonu olacak şekilde hareket ettiklerini görebiliriz. Bu parçacıklar hareket ettikleri için hareketlerinden kaynaklanan enerji, kinetik enerjidir. Pekala, burada hareket eden tüm parçacıkların kinetik enerjisi olduğu konusunda anlaştık, öyle değil mi? Ne kadar hızlı hareket ederlerse kinetik enerjileri de o kadar yüksek olacaktır. Her parçacığın kinetik enerjisinin yüksek olduğunu düşünecek olursak, sistemin toplam kinetik enerjisi de çok yüksek olur. Ve sıcaklık, parçacıkların ortalama kinetik enerjisi olduğu için de sistemin sıcaklığının yüksek olduğu sonucuna ulaşırız. Bir sistemin sahip olduğu kinetik enerji, kimya ve fizik bilimleri için faydalı bir bilgi olduğundan, bu enerjinin değerini ölçmemize yardımcı olacak sıcaklık ölçekleri geliştirdik. Sıcaklık ölçeklerinin en sık kullanılanları Kelvin, Celsius ve Fahrenheit ölçekleridir. Şimdi bu ölçeklerin hepsi için birer termometre çizeceğim. Bir tane Kelvin için, bir tane Celsius, bir tane de Fahrenheit için. Günlük hayatta bugün hava çok soğuk, 0 derece dediğimizde aslında Celsius ölçeğini kullanıyoruz. Fizik alanında ise en çok Kelvin ve Celsius ölçekleri kullanılır. İşaretlediğim bu iki termometre aslında bir karşılaştırma yapabilmek için suyun donma noktasını 0 derece Celsius olarak belirleyelim. Evet, su 0 derece Celsius'ta donar. Suyun kaynama noktası ise 100 derece Celsius'tur, öyle değil mi? Hemen işaretliyorum. Kaynama noktası 100 derece Celsius'tur. Ve bu sıcaklıkta su sıvı halden gaz hale geçer. Buraya bir de H2O olarak not düşeyim ki bu donma ve kaynama noktalarının su için olduğunu unutmayalım. Kelvin ölçeğinde suyun donma noktası 273,15 Kelvin'dir. Kaynama noktası ise 373,15. Kelvin ve Celsius ölçekleri her ne kadar suyun donma ve kaynama noktası sıcaklıkları konusunda farklı olsalar da iki ölçekte de suyun donma ve kaynama noktası arasında 100 derecelik bir fark vardır. Dolayısıyla bu iki ölçekteki sıfır noktaları her ne kadar farklı olsa da sıcaklığın büyüklüğünü ölçmek için aynı birim büyüklüklerini kullanıyorlar. Bu iki ölçek arasında geçiş yapmak için, yani sıfır noktaları arasında bir düzeltme yapmak ve Kelvin ölçeğindeki sıcaklığı bulmak için Celsius ölçeğindeki sıcaklığa 273,15 derece eklemek yeterlidir. Mesela suyun donma noktası Kelvin ölçeğinde kaç Kelvin'dir diye bir soruyla karşılaşırsanız, Celsius ölçeğindeki 0 dereceyi alıp buna 273,15 derece ekler ve sonucu 273,15 Kelvin olarak buluruz. Aynı mantıkta Kelvin ölçeğinden Celsius ölçeğine geçmek için de Kelvin cinsinden sıcaklığı alıp 273,15 çıkarırız. Suyun kaynama noktası için 373,15 Kelvin eksi 273,15 işlemini yaptığımızda 100 derece Celsius elde ederiz. Bir örnek daha yapmak adına 300 Kelvin'in kaç derece Celsius olduğunu bulmaya ne dersiniz? Cevabın derece Celsius olmasını istediğimizden dolayı bize verilen 300 Kelvin'den 273,15 Kelvin'i çıkarmamız gerekiyor. Bu işlemin sonucu 26,85 derece Celsius'tur. Başka bir deyişle 26,85 Celsius aslında 300 Kelvin'e eş değerdir. Derece işaretini sadece Celsius ölçeği için kullandığıma dikkat çekmek istiyorum. Çünkü
Kelvin ölçeğinde derece yerine birim olarak sadece Kelvin kullanıyoruz. Ve bunu da büyük K harfiyle gösteriyoruz. Celsius ve Fahrenheit ölçekleri arasında geçiş yapmaksa biraz daha karmaşık. Fahrenheit ölçeğinde suyun donma noktası 32. Kaynama noktası ise 212 Fahrenheit'tir. Küçük bir hesaplamayla suyun donma noktasıyla kaynama noktası arasındaki farkın 180 derece olduğunu görebiliriz. Bunun için Celsius ölçeğinden Fahrenheit ölçeğine ya da Fahrenheit ölçeğinden Celsius ölçeğine geçerken iki düzeltme yapmamız gerekir. Düzeltmelerden birisi, birimlerin büyüklükleri farklı olduğu, yani aynı aralık Celsius'ta 100, Fahrenheit'ta 180 olduğu için dereceye, ikincisi de Celsius'taki donma noktasının 0, Fahrenheit'takinin 32 olması yüzünden 0 noktalarına yapılacak. Öncelikle 100 derece Celsius'un 180 derece Fahrenheit'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu eşitlik, bu büyüklüklerin ikisinin de toplam enerjide aynı değişikliğe denk gelmesi anlamına geliyor. Bir oran olarak yazacak olursak, Fahrenheit bölü Celsius, 180 bölü 100, yani 9 bölü 5'e eşittir. Farklı sıfır noktalarına gelecek olursak, 32 derece Fahrenheit, 0 derece Celsius'a eşit olduğu için, sıcaklığı Celsius ölçeğinde bulmak istiyorsak, Fahrenheit ölçeğindeki sıcaklıktan 32 derece çıkarırız. Bu, 32 derece Fahrenheit, 0 derece Celsius'a eşit olduğu için son derece mantıklı. Şimdi de birimlerin oranını kullanarak, aynen boyutsal analiz problemlerinde yaptığımız gibi, derece Fahrenheit'ten kurtulmamız gerekiyor. Kesrin paydasına derece Fahrenheit koyduğumuzda bu ikisi birbirini götürecek ve geriye sadece derece Celsius kalacak. Bir kere daha tekrar edelim. Sıcaklığı Celsius ölçeğinde bulmak için Fahrenheit ölçeğindeki sıcaklıktan 32 çıkarıp 5 bölü 9'la çarpıyoruz. İşe tam tersinden, yani Celsius ölçeğinden başlamak istersek de bu formülü Fahrenheit cinsinden sıcaklığı bir tarafta yalnız bırakarak yeniden düzenleyebiliriz. İki tarafı da 9 bölü 5 ile çarpıp 32 eklediğimizde Celsius ölçeğinden Fahrenheit ölçeğine geçmiş oluruz. Artık Celsius ölçeğinden Fahrenheit'a, Fahrenheit ölçeğinden de Celsius'a nasıl geçileceğini biliyoruz. Şimdi Celsius'tan Fahrenheit ölçeğine geçmemiz gereken bir alıştırma yapalım. Bu arada bu iki sıcaklık ölçeğinin belirli bir sıcaklık değerinde kesişiyor olduklarını da eklemek istiyorum. Evet, eksi 40 derece Celsius'un kaç Fahrenheit olduğunu bulmak istersek, F eşittir eksi 40 çarpı 9 bölü 5 artı 32'den eksi 40 bölü 5 eksi 8 eder. Eksi 8 çarpı 9 eksi 72 ve artı 32 eksi 40 eder. Gördüğünüz gibi eksi 40 derece Fahrenheit'la eksi 40 derece Celsius birbirine eşit. İlginç değil mi? Buna bir de Celsius ve Fahrenheit ölçeklerinde sıcaklıkların hem pozitif hem de negatif değerler alabileceğini eklemek istiyorum. Eksi 40'ı bir örnek olarak gördük. Bu durum bu iki ölçeğin Kelvin ölçeğinden farklılaştığı bir noktadır. Kelvin ölçeğiyle ölçülen sıcaklık değerleri sadece pozitif olabilir. En düşük mutlak sıcaklık 0 Kelvin'dir. Hemen not ediyorum. Şimdi Kelvin aynı zamanda mutlak sıfırdır. Sıcaklığın bundan düşük olamamasının sebebi, bu noktada parçacıkların kinetik enerjilerinin sıfırlanması, yani hareketin sona ermesidir. Sıcaklık ortalama kinetik enerji olduğundan, olabilecek en düşük sıcaklığında kinetik enerjinin sıfır olduğu noktada ortaya çıkması gerekmez mi? Ama fizik kanunları, özellikle de belirsizlik ilkesi bunun olmasına, yani mutlak sıfıra ulaşmamıza izin vermez. Bir Kelvin'in milyarda birine kadar inebiliriz ama mutlak sıfıra ulaşamayız. Kelvin ölçeği pozitif değerlerle çalıştığından formüllerde de daha sıklıkla kullanılır ve uluslararası sistemde sıcaklığın standart birimidir. Şimdi vaktim kalmadığı için mutlak sıfırın neden 273,15 derece Celsius'ta gerçekleştiğini önümüzdeki videolarda göstereceğim.
Bugün 3 önemli bilim insanının sıcaklığı ölçmek için geliştirdiği ölçekleri öğrendik. Bir sonraki videoda yeni bir isimle daha tanışacağız ve Charles kanunundan da bahsedeceğiz.